Çocukluğumuzdan beri ışınlanmanın hayalini kurduk. Saatlerce yol çekmeden bir anda Amerika'da, Japonya'da, kutuplarda, ekvatorda olmak istedik. Ay'da oluvermek istedik mesela. Zamansal ve mekansal kısıtlamalara takılmadan uzaya gitmek istedik. Apansız seyahat, yalnızca biz internet neslinin ve 80'lerin bilim kurgu filmleriyle büyüyen anne babalarımızın değil, büyük büyük atalarımızın da hayaliydi. Anadolu topraklarında yüzyıllardır anlatılan kerametler vardı. Tayyi mekan ve bastı zaman, yani aynı anda birden fazla yerde bulunmak, kısa zamanda uzun mesafeler aşmak, zamanı genişletmek, zaman içinde zaman yaşamak kavramları zihinsel dünyamızda mevcuttu. Aydınlanma çağından sonra doğan bizler ise zaman ve mekanın sınırından kurtulmayı mistisizm yerine doğanın ta kendisinde, bilimde aradık. Fakat bu düşten vazgeçmedik. Işınlanma bir nesnenin bir mekanda yok olup bir başka mekanda aynı atomik yapısı ve özellikleriyle yeniden ortaya çıkması anlamına gelir. Bilim kurgu filmleri ve dizilerinde sıkça görülür. Peki, gerçekte ışınlanma mümkün müdür? Kuantum teleportasyonu dediğimiz fenomen teorik olarak mümkün. Fakat bu bildiğimiz anlamda ışınlanma değil. Bir nesnenin ya da canlının değil de atom altı taneciğin, foton, elektron, kuantum bilgisinin arada bir ulaşım aracı olmaksızın hızlı bir şekilde istenilen yere iletilmesi. Yani kuantum ışınlamada taşınan bir nesne yok. Sadece bilgi var. Bu da kuantum dolanıklığı sayesinde oluyor. Kuantum dolanıklığı, iki parçacığın mesafeden bağımsız olarak birbirini etkilemesi demek. Örneğin Andromeda galaksisindeki bir elektronla tırnağınızdaki bir elektron dolanık olsun. Birinin spini, yani bir nevi kendi etrafında dönüşü -1/2 ise diğerininki de +1/2 olur. Yani simetrik. Varsayım bu ya, siz tırnağınızdaki elektronun spinini +1/2'ye çevirdiğiniz anda Andromeda'daki elektronun spini de değişir. Dikkat edin, arada 2,5 milyon ışık yılı var ve evrende normalde hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Oraya bir foton gönderseniz varması tam 2,5 milyon yıl alır. Fakat kuantum dolanıklığı ışıktan hızlı etkileşim sağlıyor. Kuantum ışınlamada bu mekanizmayı kullanarak bir kuantum bilgisini uzaktaki başka bir parçacığa aktarmak. Elektronun spini veya fotonun polarizasyonu gibi. Peki kuantum dolanıklık ışıktan hızlı etkileşim sağlıyorsa, kuantum ışınlama da ışıktan hızlı iletişim kurmamızı sağlıyor mu? Cevap maalesef hayır. Çift yarık deneyi bir parçacığın kuantum bilgisini ölçüm yaparak belirlediğimizi gösterdi. Biz ölçmeden önce onun durumu belirsiz. Bilgi derken kastedilen kuantum bilgisidir. Yani kuantum bitti, qubit. Qubitler 0 ve 1 durumlarından sadece birinde bulunabilen klasik bitlerin aksine bu durumların süperpozisyonunda, yani her ikisinde birden bulunabilir. Schrödinger'in kedisi gibi hem ölü hem diri. Dolanık iki parçacık ışıktan hızlı etkileşim kuruyor ama bizim bu etkileşimden faydalanmamız için onları ölçmemiz gerekiyor. Diyelim ki elimdeki iki dolanık parçacıktan birini size gönderdim. Önce ben parçacığımı ölçüp size ışıktan daha yavaş bir yolla haber vereceğim ki siz de benden sonra ölçüm yapıp parçacığınızın durumunun bendekinden kaynaklandığını anlayasınız. Rastgele ölçümler yaparsak parçacıklarımızı değiştireceğimiz için bir anlamı kalmaz. Bir fotonun kuantum açısal momentum durumunu değiştirme ve başka bir fotonunu dolanıklığa sokma süreciyle bilgi transferi sağlanır. Bu yöntem göndericinin ve alıcının dolanık fotonlar aracılığıyla bilgiyi paylaşmasına dayanmaktadır. Peki kuantum ışınlama, ismi oldukça havalı olan bu teknoloji bizi ışık hızının üstüne çıkarmıyorsa önemi ne?
ülkeler niye buna yatırım yapıyor? Çünkü ışık hızının üstüne çıkamasa bile bilgi iletme hızını oldukça artırıyor. Klasik bilgi iletim yöntemlerimizde verinin tamamını iletirken, kuantum ışınlamayla bilgi iletmede sadece doğrulama için gereken veriyi klasik yolla iletiyoruz. Bu da hızı önemli bir ölçüde artırıyor. En önemli avantajı gizlilik. Kuantum ışınlama sayesinde kurulan bağ, gözetlenemez bir yapıya sahiptir ve kişisel bilgilerin gizliliğini korur. Yani gözetlersiniz, fakat gözetleyerek fotonlar arasındaki dolanıklığı bozup interneti kesersiniz. Bu yüzden bilgi de elde edemezsiniz, karşı tarafta gözetlendiğini anlar. Kuantum ışınlamanın teorik arka planı 60'lı yıllara uzansa da, pratikte ilk adımlar 90'larda atıldı. IBM T.J. Watson Araştırma Merkezi'nden Charles Bennett, 1993 yılında yayınlanan Bilinmeyen Bir Kuantum Durumunu İkili Klasik ve Einstein-Podolsky-Rosen Kanallarıyla Işınlama başlıklı kısa makalesinde iki kuantum parçacığının dolanıklıkla birbirine nasıl bağlanacağını ve dolanıklığın uzak mesafelerden nasıl korunabileceğini gösterdi. İlk başarılı kuantum ışınlama deneyi 1997'de yapıldı. Avusturyalı fizikçi Anton Zeilinger ve ekibi ilk kuantum ışınlama deneyini gerçekleştirdi. Bu deneyde iki dolanık foton arasındaki kuantum durumlarının transfer edilmesi sağlandı. Çin, 2016 yılında Gobi Çölü'nden uzaya fırlattığı MOSI uydusuyla kuantum ışınlama deneylerine başladı ve 2017'de de 500 kilometre mesafeye foton ışınlayarak kuantum internet rekoru kırdı. Bu başarı ile Çin, kuantum internetin öncülerinden biri oldu. Çin, interneti sıkı bir şekilde sansürleyen bir ülke olmasına rağmen kendi içinde kuantum interneti kullanarak güvenli bir iletişim sistemi oluşturmak istiyor. Gözetiliyor ama gözetlenmek istemiyor. Çin'in bu alandaki başarıları, kuantum internetin gelecekte siber saldırılara karşı güçlü bir savunma sağlama potansiyelini ortaya koyuyor. Ancak kuantum internetin yaygınlaşması ve kullanıcılar arasında geniş çapta benimsenmesi için henüz zaman gerekli. 2019'da Avusturya ve Çin'de çalışma yürüten araştırmacılar ilk kez 3 boyutlu kuantum ışınlama gerçekleştirdi. Bu ne demek? Kuantum veri parçacıkları artık qubit değil, qutrit deniyor tabii. 3 değer alabiliyor. 0, 1, 2. 90'lı yıllardan bu yana çok boyutlu kuantum ışınlamanın teorik olarak mümkün olduğu biliniyordu. Ancak bu durumun pratiğine dair kapsamlı çalışma ilk kez 2019'da gerçekleştirildi. Avusturya Bilimler Akademisi Kuantum Optik ve Kuantum Bilişim Enstitüsü'nde çalışma yürüten Manuel Erhard, yüksek boyutlu ışınlanmanın uygulanması ve gerekli teknolojinin geliştirilmesi için deneysel bir yöntem tasarladık açıklamasını yaptı. Bir foton bu yolları 3 optik fiber olarak görüntüleyebilirdi. Kuantum fiziğinde tek bir foton aynı anda 3 optik fiberde de bulunabilir. Bilim insanları 3 boyutlu kuantum durumunu başka bir fotona ışınlamak için bu bilgiden hareketle yeni bir deneysel yöntem tasarladılar. Adı da bel ölçümü. Fotonları birkaç giriş ve çıkışa yönlendiren ve tüm optik fiberleri birbirine bağlayan çok ağızlı bir ışın ayırıcıya dayanıyor. Teorik olarak boyut sayısı sınırsız olabilir. Yani bir gün 10 boyutlu, 15 boyutlu yani 15 farklı değer alabilen bir kuantum veri parçacığımız da olabilir. Şimdilik deneysel olarak en fazla 3 boyuta çıkabildik. Kuantum ışınlamayı ve onun bilgi transferi olduğunu anladık. Peki bizim bildiğimiz anlamda, yani Gora'daki Arif'in yapsa gibi bir ışınlanma neden icat edilmedi? Çünkü insan vücudunu düşünün, ortalama 70 kilogram olsun. Bu da 3 x 10 üzeri 27 atom anlamına geliyor. Yani 3 koyun, yanına da 27 tane 0 koyun. Bu çok büyük bir sayı. Bu kadar atomun bilgisinin doğru bir şekilde aktarılması gerekiyor bildiğimiz anlamda ışınlanma için. Yani çok rahat bir şekilde ışınlanma mümkün değil diyebiliriz.
Onun için kuantum bilgisayarların iyice gelişmesi, güçlenmesi, şimdiki teknolojimizin bayağı bir ileride olması lazım. Bir fiziksel nesneyi ya da insanı ışınlamak ne demek? Bir bedeni taramak, onu madde halinden çıkarıp tamamen ışığa çevirmek ki bu aşamada ortaya çıkacak enerjiyi hayal edebiliyor musunuz? Einstein'ın meşhur madde enerji denklemini düşünün. E eşittir mc kare. C, ışık hızı demek. Kütleyi ışık hızının karesiyle çarpmanız lazım. 70 kilogram için bu hesabı yaptığımızda ortaya yaklaşık 6.29 çarpı 10 üzeri 19 çıkar ki bu herhangi bir hidrojen bombasının birkaç yüz katıdır. Hidrojen bombaları da Japonya'da iki şehri yerle bir eden atom bombalarından yaklaşık 1000 kat güçlü. Yani insan ışınlamak için gerekli teknolojimiz olsa bile ortaya çıkacak o devasa enerjiye direnebilecek bir sistem lazım ki şu an öyle bir şey yok. Her bir atomun pozisyonunu bir hidrojen atomunun boyutu kadar bir hassasiyetle kaydedebilen bir tarayıcıya sahip olmak yaklaşık 10 üzeri eksi 10 metrelik bir konum doğruluğunu gerektirir. Yani şöyle diyeyim, 1 milimetrenin milyonda biri. Bu doğruluğu 1 metrelik mesafede elde etmek için her bir atom için yaklaşık 100 bit gerekecektir. Hadi iyimser olalım, bunu 1 bit olarak sıkıştırabildiğimizi varsayalım. Böylece sadece tüm atomların pozisyonlarını belirtmek için en az 10 üzeri 27 bit veri kapasitesine ihtiyacımız olacak. Şu anda dünyadaki tüm bilgisayarların ve depolama cihazlarının yaklaşık veri depolama kapasitesi 1 zettabyte, 10 üzeri 21 byte, eşittir 10 üzeri 22 bit. Bu nedenle bir insanın tarama verisi şu anda dünya üzerinde depolanan tüm verinin toplam depolama kapasitesinin en az 10 bin katını gerektirecektir. Kısacası her yerden patlıyoruz arkadaşlar. Ne veri kapasitemiz yetiyor, ne açığa çıkacak enerjiye dayanabiliyoruz. Hadi bunları aştık. İki büyük sorun daha var. Bedeni nasıl tarayacaksınız ya da enerji halinden nasıl tekrar inşa edeceksiniz? Yolcuyu tararken onu atomlarına parçalayacaksınız, yani öldüreceksiniz. Her şey yolunda gittiyse karşı istasyonda yolcunun cesedini elde edersiniz. Kapasite ve dayanıklılık sorununu aştığımız zaman bile bir süre yalnızca küçük cansız nesneleri ışınlayabileceğiz. Bir de şöyle düşünelim. Eğer ışınlanma icat edilseydi bunu gerçekten ister miydiniz? Parçalarınızla ayrılmaya ve tekrar toplanmaya cesaret edebilir miydiniz? Farz edelim ki ışınlanmada son noktaya geldik. Canlı bir organizma tek parça olarak karşı tarafa ulaştırıldı. Burada bilimden çıkıp felsefeye gireceğim ama karşıya ışınlanan bedenin ruhu sizin ruhunuzla aynı mı olur? Sonuçta eğer ışınlanma tam yarıda kesilseydi siz enerji halinde kalsaydınız ölmüş olacaktınız. Ölümden geri dönüş olmadığına göre. Başarılı bir canlı ışınlanması mümkün mü? Işınlanmış siz, siz misiniz? Yeniden mi doğdunuz? Yoksa siz öldünüz ve yerinize sizin hafızanıza ve genetik verilerinize sahip olan bir tıpkınız mı geçti? Tekrar düşünün. İyi düşünün. Işınlanma yüzyıllardır hayalimizdi. Efsane ve inançlarımızda kendine yer buldu. Fakat bir gün icat edilirse ışınlanmayı seçer miydiniz? Böyle ışınlanmanın ta anasını al. Ya, bırak müdahale etme ya, bırak ya. Yazıklar olsun.